Şimdi bu eleştiri derken şimdi burada mesela birçok şey halkımız çok da hani anlamayabilir. Bizim için eleştiri her şeydir. Şimdi mesela içeri insanlar atıldı. Değil mi? Eleştiren bir bahis verelim. Genelkurmay Başkanı içeri attılar. Niye atıyorsun diye bizim avukatları CNN'de konuştular mı? Evet, avukatları bile içeri attılar. Konuşturulursa da şöyle konuştular. Bizim avukatı buraya tuttular. Karşıya da Gestapo, cemaatin Gestapo'larını koydular. Onları suçladı. Bunlar konuştu. Sen sus. Yok böyle bir şey. O da konuşacak, bu da konuşacak. Değil mi? Göreceksin. Önemli olan bu ortamın olmasıdır. Bu ortam olduktan sonra başına o gelir, bu gelir. Çok da zararını görmezsin. Şimdi batıda sağ partiler, sol partiler yer değiştirir. Yer değiştirir ama böyle kızıl kıyametler kopmaz. Yani liderler değiştirir zaman kızıl kıyafetler kopmaz. Hı hı. Niye kopmaz? Çünkü alttaki insan bilir ki kendisini koruyacak bir hukuk şemsiyesi var. Evet. Bir tartışma var, benim televizyonlarım var, gazetelerim var, bozuk tarafları söyler. Şimdi bizde öyle değil. Bizde iktidara gelen senin gırtlağını kesme, senin celladın hakkını ele geçiriyor. Tayyip de susturuyor beni, o da susturuyor. Ya şu güvende olsam, ya oy da geldiğinde hukuka bir şey olmayacak. Evet. Ama siyasi, sosyal tercihleri, dış politikası şöyle olacak, böyle olacak. Ha, onu tartışıyoruz. Ama öyle değil. Türkiye'de gelen hukukun ümmünü sıkıyor. Bizim özgürlüklerimizin ümmünü sıkıyor. O yüzden özgürlük her şeydir bizim için. Konuşmak her şeydir. Bunun ümmünü sıktıktan sonra o gelmiş, bu gelmiş benim için fark etmez. Türkiye batılı ülkeler gibi hukuk zemini sağlam olsa, insanlar bir hukuk şemsiyesine inansa, temel haklarının elinden alınmayacağına inansa çok sorun etmeyiz çok şeyi. Ama biz şimdi korku ve endişe içindeyiz, panik içindeyiz. Her an her şeyi kilitleyen insanlar. Bir de hemşerileri, gazeteyi, Yozgatlı hemşerisi, gazeteci, öbürü hemşerisi, anayasa başında öbür hemşerisi, o öbür evet. Akrabaları DYP'li hemen ortaya çıkmışlar. Sağcılar eski akrabası, hemşire. AP döneminde ve ANAP döneminde Türkiye'nin büyük bir realitesi vardı. Hemşeri derneklerinin sayısı 40.000'di. Hani var ya Kiyıllar Derneği, Çaykaralar Derneği. 40.000'di. Çünkü Türkiye'de bütün siyaset ve siyasi tanışma noktaları bu dernekler etrafından yapılırdı. İstanbul'da oturuyor adam işte Trabzonlar Derneği, Ordular Derneği hep oralardan inşa ediyor. Bak hemşeri bağları. Köy derneklerine kadar işte, çoğaldı artık bunlar. Bunlar evet 40.000'di. Büyük bir rakam. Türkiye gibi sivil gücü hiç olmayan, sivil şeysi konuşulmayan, yasaklanan bir yerde öyle bir sivillik var ki 40.000 tane hemşire derneği. İşte sağ hemşire derneğidir. Bakın bunların dünyaya bakışı eş, dost, akraba, yakın, bizim köylü, bizim ağa, bizim hoca. Buraları biz 80 sene denedik. Bizim ağa, bizim hoca, bizim iyi adam, düzgün adam, tanırız, iyidir, garantisini verdim, çok da efendidir, güzel de konuşur, bak çalışmış da. Bunlar yok. Biz reel bakacağız, objektif, nesnel. Bu hukuk ne diyor? Bu medya nedir? Eğer medyanızda, hukukunuzda hemşire, tanıdık, dost bizden diyorsa ki diyor, bizim kuşkulanma şüphemiz var. Şimdi siz de yeniden bir hemşire, CHP gibi sosyal bir parti, sivil kurumlara eleştiriyi, özgürlüğü aşması gereken ve bizlerin bütün kaygı ve endişelerini bizden alması gereken CHP'nin kendisi hemşire, yakın, dosttan gidiyor. Dünyada bir sol parti için bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Bizim yakınımızdır, biz tanıyoruz. Bunu dedi. Ben tanıyorum dedi, emin olun dedi. Evet. Biz de bilelim, biz de görelim. Halk da görsün, o da görsün. Ben sana niye güveneyim? Sol hiçbir zaman güven ilişkilerinden proje inşa etmez. Yani kurumsal ilişkilerden inşa eder. Senin bir projen vardır. Senin bir programın vardır ve ben bu sana değil, programa. Sağ programa değil, kişiye. Bunları artık öğrenelim mi? Bunlar alfabesi bu işin. Şimdi bunlar hala kişi kültü getiriyorlar karşımıza. Bir kişi. Osmanlı'da bilimiymiş. Yok da Arapçası da varmış. Yok da bilmem neymiş. Bir kişi kültü. Ben bakın dikkat edin konuşmamın başından beri bir program kültü istiyorum. Mesela geçtiğimiz 7 senede Türkiye yıkıldı ve deprem yaşadı. Hukukta, medyada, akademide ve siyasette. Tek cümlesi yok Ekmelettin Bey'in. Bunu ben ne diyorum? Bunu Emin Çeloşan söylesin. Onlar eleştirel yazar değil mi? Sözcü söylesin. Eleştirel yazar değil mi bunlar? Kardeşim 7 yıl Türkiye yıkıldı. Bir cümleni bekliyoruz. Öyle evet. Kenardan bir şey değil. Uğur Dündar hani, söylesin. Şimdi ben sana sorsam Yavuz Fenerbahçe işte spor üzerine ne diyorsun? Herhalde bir cümle dersin. İşte bu da herhalde bunlar üzerine spor üzerine konuşur gibi bu hukuk davaları üzerine böyle kenardan yani böyle hafif şeyle çalımlı bir cümle ediyor. Öyle değil. Bu bir deklar işidir, bir manifesto işidir. Kaygılarımızı